Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu ve Dolar Analizime hoş geldiniz. Analize başlamadan önce daha evvel söylediğim şeylerin üzerinden bir geçmek istiyorum. Yani ne öngördük, nasıl gerçekleşti, neler oldu falan gibi. Onun üzerine devam edeceğiz. Bir kere şu görmüş olduğunuz grafikle başlayalım. Şöyle bir Ichimoku bulutumuz var. Yeşil bir şekilde gördüğünüz şey bu Ichimoku bulutu. Bunu ben destek direnç için kullanıyorum. Ichimoku'nun diğer şeylerini kullanmıyorum. Yani bana arkadaşlar soruyorlar işte Kijun sen şöyle olmuş, Tenkan sen böyle olmuş, bilmem ne olmuş. Onlara bakmıyor musun? Hayır, bakmıyorum. Bakmak zorunda da değiliz yani. Biz burada sadece bu bulutun içine girdi mi, çıktı mı ona bakarak da kullanabilirsiniz. Böyle bir yapmanız gerekiyor diye bir kural yok. Ben teknik analiz anlatırken insanlara şunu diyorum. Arkadaşlar her şey serbest. Öyle bir kural diye bir şey yok. Sadece yaptığınız işin faydalı olması önemli. Faydası görüyorsak o zaman bu böyledir. Burada işte şuna bakılır, buna bakılır diye bir şey yok. Burada faydaya bakıyoruz biz. Her şey serbest. İşte burada Ichimoku bulutumuz var. Bu bulutun içerisinde doğru fiyatların gelmesini bekliyoruz dedik. Şöyle işte burada şöyle gelmesini bekliyoruz. Bunun içinde de bir yerde destek bulup destek bulmak demek artık daha fazla düşmemesi demek. Buradan yukarı gitmesini bekliyoruz dedik. Buradan da yukarı gitti. Bu yükselişe de ne dedim? Tepki yükselişi olacak dedim. Bakın tepki yükselişi dedim. Şu şekilde gidiyor. Tepki yükselişi ne demek? Düşüş trendindeyiz. Düşüş trendinde olduğu için genel yön aşağı olmakla beraber arada böyle yükselişler olabilir. Kısa süreli yükselişlerdir. Tekrar yönünü aşağı çevirecektir demek. O şekilde de oldu mu? Oldu. Ne dedik başka? Bu tepki işleri de çok karışıktır. Pek bir hedef vermek mümkün değil. Afaki oluyor burada söylediğim şeyler. Çünkü bir şey söylüyoruz. Bazen oraya kadar bile gitmeden düşüyor. Bazen de oranın üstüne çıkabiliyor. O zaman ne dedik? Şu 8 saatlik süper trende göre bakacak olsak mesela şu 7.86'ya kadar falan gidebilir. İlk etapta şu 7.75 ama işte 7.86'ya kadar da devam edebilir. Ne olmuş? Üzerine de gitmiş işte şöyle 8'e kadar da gitmiş o 7.86'dan. Peki tepkidir bu olabilir. Peki sonuçta ne kapatmış? 7.82 yerine 7.86'nın altına kapatmış. Gayet de böyle aşağı geldiğini görüyorsunuz. Mesela günlük süper trendden belki bahsedebilirdik. O zaman da işte ne bileyim 8.06'ya kadar gelebilir falan dememiz gerekirdi ama çok anlamlı olmuyor işte böyle bir şeyler söylemek. Neyse işte sonuçta bir tepki oldu. Geri de geliyor işte görüyorsunuz. Şimdi bunları da söyledikten sonra bir de şunu hatırlatalım. Burada şunları söylemiştim ben. Dolarda düşüşün 7.25'e kadar falan gelmesini, devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda, aylarda, önümüzdeki süreçte bu yani 7.25 dediysek siz işte kalktınız pazartesi sabahı, aa 7.25 değilmiş niye falan demeyesiniz. Maalesef böyle anlayanlar çok. 7.25'e kadar gidinceye kadar da yükselişler olacaktır, tekrar düşüşler olacaktır, tekrar bir daha yükselişler olacaktır. Bu şekilde şeyler olacaktır. Çünkü dolar iki geri giderse bir yukarı gider. Ama işte bir çıktığı zaman 4 çıkarsa bir düşer. Öyle bir şeydir. Şimdi bu düşüş trendinde ise 2 düşüyorsa bir yukarı geliyor. İşte zaten bu ve hatta tam da lafın üstüne gelmiş yani ilginçtir. Şu 7.50'ye kadar kalan düşüşün yarısını geri almış yani işte 1 2 gitmiş, 1 yukarı gelmiş. Hani lafın gelişi söylemiştik ama tam da öyle olmuş yani neyse ki. Böyle bir enteresan bir şey var burada. Neyse işte dediğim gibi yani bu şekilde düşüşler gelmesini, devam etmesini falan bekliyoruz yani ama o zirve oldu 8.57. O yüzden şimdi bana şeyler soruluyor. Bir daha 8.50 ne zaman olacak? İşte 7.25'e geldikten sonra hemen yukarı gidecek mi? Onlar çok uzaktaki şeyler. Şimdi o 7.25'e gelip de yukarı gidecek mi konusunda o zaman bakacağız. Belki çok olumlu bir hava olabilir. 6.80'e kadar devam edebilir. Belki o kadar bile olmaz. 7.50'de destek bulabilir. Onlara o zaman bakmak gerekiyor. Yani böyle bir yıl sonu dolar tahmininiz nedir? İşte bilmem Mart sonu dolar tahmininiz nedir gibi şeyler söyleniyor. Soruluyor ve bunlara cevap vermek mümkün değil. Teknik analizde böyle bir şey yok. Yani
koyayım, formül çıksın bana 31 Aralık'ta şu desin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey buradan gözükmüyor. Bunu bulabilecek kimse de yok zaten. Yani böyle zaman şeyine göre yapılan bir takım analizler var ama bunlar gerçekçi işler değil. Ayağı yere basan işler değil burada. O yüzden öyle bir şey yok. Yani biz düşmesini bekliyoruz. Ne dedim başka bundan sonra? Son bir şey onu da söyleyeyim. Bu yükselişi satış fırsatı olarak değerlendirebilirsin. Çünkü burada inanmadınız. Bu 8.30'un altına geldi. İnanmadınız belki. Bu düşüşler geçici dediniz ya da işte bu bir adamlar var zaten işte 2018 sonunda 10 kapatacak diyen ama 2019'da 12 kapatacak diyen şimdi 2020'de de galiba 12 diyorlar mı? Yoksa bilmiyorum revize etmiş olabilirler 15 falan da diyebilirler. Neyse mesela bu tip adamları falan dinlediğiniz zaman nasıl olsa hiç düşmeyecek falan gibi gelebiliyor insanlara. Öyle değil ama yani elbette ki şartlar o şekilde gelişecek olursa, değişecek olursa düşer işte. Bizde de ne oldu? Sadeleşme isteniyordu Merkez Bankası'ndan. Sadeleşme oldu. Merkez Bankası Başkanı değişti. Ekonomi Hazine Bakanı işte değişti. Dediler ki işte biz sadeleşme yapacağız. Sıkı para politikası geleceği anlaşıldı. Demek ki işte o sıkı para politikası değil de bol para olduğu zaman ne oluyor? İşte satışlar artıyor, ekonomi biraz daha canlanıyor falan. İşte bu pandeminin etkisi biraz bertaraf edilmeye çalışılıyor. Hem de düşük faiz ortamı, konkordato riskleri azalıyor, işsizlikle mücadele falan bütün bunlar güzel. Ama bütün bunlar dolar kurunu arttırıyor, dengeleri çok kötü bozabiliyor. İşte zam yapabilen adam yapıyor, fahiş zam yapıyor. Yapamayan eziliyor çünkü dolarla aldığı bir girdisi falan oluyor. İşte ekonomi kötü bir şekilde gelişiyor, oluyor. Oradaki o toparlanma gecikiyor. Her ne kadar toparlanması da o biraz yavaşlatıyor bu olayları. Neyse işte onlar bu bırakıldı. Yani artık bırakıldı. Sıkı para politikası, acı ilaç. Yani işte nedir? Faiz de yüksek olacak. O konkordato bilmem nesi de olacaksa olacak. Borcu borçla çevirmeyecek patronlar kendi öz sermayesine getirip kendi servetinden para koyacak. O şekilde yürütecek. Yürütemiyorsa da kapayacak. Gidecek artık onun bileceği bir iş. Ve de belki işte daha başka vergiler falan da gelecek. Onlar güzel değil tabii ama neticede bunlar yabancı yatırımcıya güven veriyor ve daha çok para geliyor. O daha çok paranın da işte borsaya falan geldiğini gördük. Uzun zamandan beri söylediğim bankalar ve holdinglere ait hisselere gelecek bu paralar özellikle Amerika başkanlık seçimleri sonuçları netleştikten sonra falan diye söylemiştim. Ve de bu şekilde de geldi. O sırada da tabii gelirken de işte bu olayların da olması yani Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi vesaire bu biraz daha bu etkiyi arttırmış oldu. Devam etmesini bekliyorum. Dolayısıyla dolarda düşüş trendi var. Şimdi teknik analizde gelirsek işte şu düşüşün %50'sini geri aldıktan sonra geri geldi. Hatta %38'ini falan alsa geri gelse daha belki düzgün olabilirdi ama böyle de olabilir. Çünkü dolar güçlü. Dolara olan talep her zaman güçlü. Her zaman o 7.50'ye falan geldiği zaman şey de demiştim böyle. Nasıl olsa bir 10 olacak diye ucuza dolar buldum abi deyip gelip buradan alacak. Ondan sonra adamlar çoktur diye nitekim almışlar. İşte şimdi mesela buraya geldi. Düşüş trendinde işte 4 saatlikte 7.75. Buralarda mesela destek bulup biraz şöyle bir 7.91 gibi bir şeyi belki bir kez daha deneyebilir. Ama şurada artık 7.91 direnç, 7.75 destek. Zaman içerisinde bu desteğin de kırılmasını tekrardan o 7.50'ye devam etmesini bekliyoruz. Şu Ichimoku'ya baktığımız zaman günlük grafikte bakınız tam onun sınırında şu anda görünüyor. O yüzden belki içine çok fazla girmek istemeyip biraz şöyle yukarılara doğru gitmek isteyebilir. Biraz yakınlaştırmaya çalışayım. Evet şöyle biraz şöyle yukarıya doğru gitmek isteyebilir. Ama Aralık başından itibaren tekrar böyle buralardan aşağı gelmesini falan bekleriz. Onu da zaten gün içerisinde takip ediyoruz. Ben Twitter hesabımdan sabahları yorum yapıyorum. İşte diyorum ki bu borsada takip etmemiz gereken seviye bu. Bugün bu seviyenin altına geliyorsa düşüş trendi başladı. Dolar TL'de işte seviye bu. Onun üzerine çıkıyorsa tekrar yükselişe döndü vesaire gibi. O şekilde yapıyoruz. Hafta içi de muhakkak bir tane yorum yapmaya çalışıyorum. Bazen çok
bir hareket olmuyor. O zaman yorum yapmaya gerek kalmıyor. Yani şu an itibariyle düşüş trendindeyiz. Düşüş trendi devam ediyor. 7.57'ye, 7.75'e kadar falan gelmesini, oralarda destek bulmasını bekleriz. Ama bugünlerde biraz böyle tepki alışlarıyla 7.91'e kadar falan da çıkabilir. O 7.91'in üzerine çıkmıyorsa tekrar oradan aşağı gelmesini beklerim. Üzerine çıkacak olursa işte zaten burada grafik size 8.04'ü gösteriyor ama onun da üzerinde bir şey beklemiyoruz. Şu zaten haftalık grafikte görüyorsunuz. Şöyle şu mavinin altına indi. Bir daha da onun üstüne çıkmadı. Bu da 8.06 diyor size. İşte bunun altındaysak zaten düşüş trendindeyiz. Üçüncü haftayı da bunun altında kapattık. Daha birkaç hafta daha bunun devam etmesini bekliyoruz. Nihai olarak da şu 7.26'ya kadar gelmesini bekliyorum. Bu 7.26'nın da altına daha fazla gitmesini çok beklemiyorum. Ama bir ihtimal şöyle bir 6.80'ler falan olursa da onlara o zaman bakacağız. Neden beklemiyorum? Çünkü rezervlerin dolması gerekiyor. Bu açıkların kapatılması, döviz açıklarının kapatılması gerekiyor kamu bankaları tarafından. O yüzden bunların alınması tabii ki bir dolara olan talebi arttıracak, kuru yükseğe çekecektir. Ayrıca yabancı yatırımcının ilgisi işte her hafta olmayabilir. Aa bak bu hafta düşmedi, demek ki daha fazla düşmeyecek falan diye böyle bizdeki yerli yatırımcı atlayabilir tekrar üzerine doların, ki atladılar işte geçen hafta atlamışlar. Hani dedik ya böyle ucuza dolar buldum abi diyecek adamlar var diye, onlar gene atlayabilirler. Ne zamana kadar atlayabilirler? İşte o mevduatların, toplam mevduatların %60'ı döviz cinsi mevduat oluncaya kadar. Şimdi 54-55 galiba zannedersem. Yani biraz daha alabilirler. Ondan sonra alan aldı olacak, daha alacak para kalmadı olacak. Çünkü o zamana kadar almayan zaten almayacak. Yani o yüzden öyle çok düşük seviyelere gitmeyecek dolar. E zaten şimdi 7.83'te, biz de 7.20 bekliyorsak arada işte öyle çok fazla bir şey yok. 7.50 gibi bir yerde dengelenecek gibi görülüyor. İşte bu kadar, hafta içi de zaten devam ediyoruz. Hem Twitter'dan hem de bir videoyla herkese iyi hafta sonları dilerim. Bugünlük de bu kadar.